Bismillahirrahmanirrahim. İbn-i Mace Rahimahullah'ın sünnelerini şerhede devam ettiğimiz bugün 8. April 2020 yıl. Ötken derste ilim fazla hakkındaki hadislerde başladık. 224. hadis sünnen. Anas ibn-i Malik radiyallahu anhudan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve vadi'ul ilmi inda gayri ahlihi. كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبِ İlim talebi her bir Müslümanga farz dediler. Ve ilimni egasidan boshqaga qo'yadigan kishi xuddiki chuchqaga javhar, dur va tillalarni taqqan kishiga o'xshaydi. Mana. Endi ilim har bir odamga musulmonga farzdir degani olim bo'lib ketish farz degani emas. Lekin şu o'ziga kerak darajada narsalarni bilish degani. Masalan, ya'ni aqidasini o'rganish, namoz o'qsa namozini o'rganish, zakot bersa zakotini hukmini o'rganadi. Ha? Tijoratchi bo'lsa tijoratini, ilmini o'rganadi. Dehqon bo'lsa dehqonchilikni, ilmini o'rganadi. Hukmlarini, shariy ahkomlarini nima qilish kerak, nima qo'yish kerak. Xullas, ilm olish faqat u talib ilm yoki olimlarda ish emas. Siz ish qilayotganingiz yoki siz masalan jihad qilayotganingiz siz ilm olmasligingizga uzr bermaydi. Aks holda chunki shayton yo'lida qilasiz nima qilsangiz ham. Ilmsiz odam shunaqa bo'ladi. Shayton yo'lida qiladi nima qilsa ham. Shuning uchun ham albatta hamma ilmdan kuniga o'sha o'ziga bir vaqt ajratish kerak. Vaqtidan ilmga bir vaqt ajratish kerak. Hamma musulmonga uni farz deyilmayapti ilm. Endi ilmni egasidan boshqaga qo'yayotgan odam degani, ya'ni noloyiq odamga beradi ilmni. Xuddiki chuchqaga duru javharlarni tillalarni taqayotgan odamga o'xshaydi deyapti. Qarang, chuchqani ustiga tasavvur qiling, quloqiga zirillar taqib qo'yibsiz. Qo'llarga bilek uzuklar chuchqani. Tomoqlariga haligi sipochkalar taqib qo'yibsiz. Nima degan ahvol bo'ladi, to'g'rimi? Burunlarini masalan teshib zirillar taqib qo'yibsiz chuchqani. Ana ilmni ham keraksiz odamga, noloyiq odamga beradigan odam ana shunaqa odam bo'ladi. Bu odamlar hozir mana shuni tushunmaydi. Fitna uchun so'raydi ba'zilar savol sizdan, javob bermaysiz. Ha deydi, Allohdan qo'rqinglar, so'rayapsiz, odamni bilsalarda javob beringlar demdi deydi. Fitna uchun so'ragan odamga javob berilmaydi. Ba'zilar bo'lsa, ilmni haligi avtomatda o'qib qo'ygan, aytamiz-ku. Ha, ayollar chiqadi. Erkaklar deydi, xotinlarga zulm qilishdan gapiring deydi. Ha, siz unga avtomat o'qib bersangiz, u keyin sizni qo'liga olsa, tarillatib erini otsiz sizni keyin. Tizildan foydalanib. Erkaklar chiqadi, xotinlarga deydi, erga itoatsizlikdan gapirib bering deydi. Sizlarga shariat nima u? Biroq-biroqga qarab otiladigan o'qmi u? Buyurtma bilan ottirib beradigan. Ha, nasihat qilmaslik kerakmi? Nasihat qilish kerak. Siz o'zingizni oqlab olishingizga, birovni yomonlab olishingizga sizga imkon yaratib berib emas. Bu odamlarga umumiy tarzda qilinadi, bitta sizga atab emas. Ilmni nojo'ya joyiga qo'yilmaydi. Ilm buyuk narsa. Ana shuning uchun ham Imom Buxoriy mana podshoh kishini uyga keling, bizni o'g'ilga dars bering deganda, dars kerak bo'lsa o'g'ling kelsin degan. Ilm bormaydi, ilmga kelinadi degan. Mana shu uchun keyin mana salaf mullalar fitna qilib Imom Buxoriyni ham Vahobiyga chiqarib, o'sha zamonda ham salafiy ekan bu, boshqacha namoz o'qir ekan deb o'zbeklar mana Imom Buxoriyni ham haydab yuborishgan, oxiri o'lgan bo'lgan Samarqandga. Aslida sababi o'sha bo'lgan. Ya'ni Imom Buxoriy salaf mullalarni Imom Buxoriyga qarshi chiqishligiga podshohlar qo'yib bergan. Podshohlar nega qo'yib bergan? Podshohlar Imom Buxoriy uni uyiga kelmagan uchun qo'yib bergan. Ha, chunki kelsa ham nima bo'lar ekan, mana qarang, to'ng'izi bo'yniga o'sha javhar osgandek bo'lar ekan-da. Hozir mana qarang, ana shu narsani tushunmagandan mana saroy mullalari borib olib turib namoz o'qimaydigan, umrida tug'ilgandan beri dinga qarshi kurashadigan, namoz o'qisa o'zi ruxsat berilmaydigan armiyadagi askarlarni oldiga bora olmayapti. Sizlar mujohidsizlar, deyapti. Sizlar vatan himoyachisizlar. Sizlar deydi, o'lsanglar shahidsizlar, deyapti. Ko'ryapsizmi? Chuchqani bo'yniga sipochka taqmoqchi bo'lyapti. Chuchqani bo'yniga sipochka taqmoqchi bo'lyapti. Rasululloh ta'birlari bu, men ta'birim emas. Ko'ryapsizmi, mana qarang. Ha, endi bu o'zini hozir agar odamlar unga qarshi chiqsa, xalq haqqini talab qilib, biz qarshi chiqsin demayapmiz, masalan deyapman, ya'ni haq, agar xalq unga haqqini talab qilib chiqsa otadi u, mujohidman deydi. Sen xavorisan deydi xalqqa qarab. Mana Suriyada shunday bo'ldi ham, bular dadasi Buti ham shunaqa qilib patov berib ketdi boshchorga.
sen dedi valili amirsan dedi. Odamlar havarij dedi. Ha? Şimdi fatvasını aldı da odamlar da attı. La ilahe illa Bashar deb attı. İlimni nojoya joyiga qo'ygan odamni ahvoli mana shunaqa bo'ladi mana. Ko'ryapsizmi? Xatari qanaqa bo'ladi? Nojoya joyiga ilmni qo'ygan odamni. Xuddi shuningdek, bugungi kunda kelib, xavorijlarni oldiga kelib olib, takfirdan dars bermaysiz endi. Yetadi uni takfir oshib ketgan uni. Nojoya joyiga qo'yish chuchqan bo'yniga javhar taqishdek gap bu. Yoki murjidni oldiga olib turib o'zi mana bizda odamlar o'zi qalbim toza bo'lib olgan hammasi. Maytda bo'lish kerak deydi hammasi. Ana shularni oldiga olib turib, yana birdan haliga it sug'orsa injanni kirib ketasan, bitta fohisha it sug'orib jannatga kirib ketgan ekan. Ha? Namoz o'qish kufr emas degan mazhablardan, ya'ni namoz o'qimaslik. Namoz o'qimaslik kufr emas degan narsalardan borib sharhlab beradi. Katta kufr edi, kichkina kufr edi, katta shirk edi, kichkina shirk edi. Hadisda nimaga shuni aytmagan? Nojo'ya joyiga qo'ymasang ilmni. Uni odamiga sharhlanadi. Katta kufr edi, kichkina kufr edi deb sharhlab berish. Tushunmaydi ana shunaqa ilmdagi avlaviyotda. Biz buni avlaviyot darsda ko'p gapirdik. Nojo'ya joyiga ilmni qo'yilmaydi, shuni bilib oling. İlim beryapman deb ilingan narsani olib taqatib, ilingan narsani berib, u noto'g'ri bu narsa. Chuchqan bo'yniga dur javhar taqqanday bo'ladi odam deyapti. Yo'ki mana tog'otlarni oldiga borib olatdi bugun. Siz yerda ustidagi Allohning soyasisiz, ana o'siz, mana o'siz deb aralarga uni qilayotgan yomonliklarini unga bir yaxshilik bilan tushuntirishdi o'rniga qo'ltig'iga supur kelib borib olib. Keyingisi 225-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullohu fid dunya wal akhirah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallohu alayhi fid dunya wal akhirah. Wallohu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallohu lahu bihi tariqan fil jannah." ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar kim bir mu'mindan dunyo g'amlaridan bir g'amni artsa Alloh undan qiyomat g'amlaridan bir g'amni artadi mana qo'lingizda hozir imkoniyat. Qo'lingizdan keladi debdi musulmonni bir muammosini g'amini artib yuborish. Gohida tiliz bilanmi, gohida molingiz bilanmi, gohida obro'yingiz bilanmi? Arting bir muammosini bitta musulmonni qancha xursand bo'ladi? Alloh sizni shuncha xursand qiladi ertaga qiyomatda. Qancha musulmonlar bor bugungi kunda? Ozgina ozgina mablag'di deb xotin bola chaqasiga yetisha olmay yuribdi masalan. Bir 400-500 dollar, boring ana 1000 dollar bersangiz, unday bilet oladida ketadi, xotin bolchaqasini oldiga boradi, bir xotin bolchaqasi baxtli bo'lib qoladi, o'zi baxtli bo'lib qoladi shu odamni bir. Qancha xursand bo'ladi. Ha, plus bor. Juda bo'lsa 2-3 ta odam birlashib, shu odamga bunday yordam qilsangiz, bu odamning hayoti, oilasi o'nglanib ketadi. Qancha xursand bo'ladimi shu odam? Ha, ertaga Alloh sizni shunday xursand qiladi. Shunday, Alloh sizni xursand qiladi shunday. Qiyomat kunida g'amlardan bir g'amni Alloh uni artadi deydilar mana. Kim bir musulmonni satr qilsa, Alloh uni dunyo va oxiratda satr qiladi. Ikki xil ma'nosi bor buni. Haqiqiy ma'nosida olsak ham bo'ladi. Yana bitta musulmon masalan yirtiq yamoq kiyim kiyib yuribdi. Mana shunda boshoyoq sarpo qilib bir chiroy-chiroy kiyintirib qo'ysangiz, Alloh dunyo va oxiratda sizni kiyintiradi buni. Birinchisi zohiriy ma'nosi shuni. Ikkinchisi majoziy ma'noda aytsak ham bo'ladi. Ya'ni kim bir musulmonni aybini satr qilsa, ha, tili topgan odamdek bitta odamni bir xatosini topib olib, kovlab topib chiqib, uni ham men sharmanda qilaman deb, yoki mana aytdik necha martalab internetda ushlab oldik deb, bitta yigit bilan bitta qizni gaplashib o'tirganligini tarqatma desa ham bechoralar yalinib, yo'q, sharmanda qilaman ikkalangni ham deb internetga olib chiqib tarqatib yuborib, bunaqa ahmoqlik qayerda bor? Jazo deydi. Jazo unaqa emas. Siz hukmron emas, siz jazo berishga Alloh hokim. Alloh belgilagan jazoni belgilasangiz bering, bera olmaysizmi Allohga qo'ying. Sizda ish emas bu. Ogohlantiring, qo'rqiting mayli, shamanda qilaman endi ushlab olsam deng. Allohdan qo'rqding, nasihat qiling. Lekin nima qilib shamanda qilish bilan bo'lmaydi. Satr qiling aksincha. O'zida yo'q mayib. Yo bizda kuchuk hayotmi? Ikkita kuchuk kuchuk bilan qo'shilayotganini ko'rib qolsa akillab boradi, chekiga o'tib o'zi ham qo'shilaveradi. Shunaqa hayotmi bizda? O'zingiz qilmaysizmi fahshni? O'zingiz haromga qaramaganmisiz hech? O'zingiz qizlar bilan gaplashmaganmisiz hech? Chiqib olib shamanda qilasiz.
Allah açsa uzizem şermende olup gitmez. Üyelin şu için Allah'dan korkayın. Bütün Müslümanın hakkının aybını kurup kosayı satır kılayın. Allah'ım sizi satır kılaydı. Kaçı günahınız var? Ya, yok mu ya? Yok siz, siz de uzun başka şey yapmalısınız gerek. Siz uzun, nauzu billahi bir münafık olsayız gerek. Benim de günah yok değilsiniz. Benim de günah yok diyen adam münafık mı neden? Kim ben şuna kadar bir Müslümanın aybını satır kısa, bir kısa, Allah onu bir kısa dünya ahiret dedi gelirler. Ha şunu aksini koyarsın bugün kunda. Çıkıp oken sallamülleri hala bunun aybını aktaradı oturup alıp, hala bunun aybını aktaradı, Allah bütün ümmeti onun aybını aktaradı gelip koyarken. Kim buysa onu aybını aktaradı gelip, şu derecede ki, subhanallah deyiz, bir adamlarda Allah haslap koyarken, onun aybını aktarış için. O nadan sallamülleri öyleydi ki, pul verip adamlar dedi, bunlar da tamirle yaptı, benim aybımın aktarışı şu da öyleydi. Ey namert, Allah orkinden seni işi fikri aybini aktarış bugün adamlar da orkinde çürük koygen. Çünkü sen işi fikrin adamlar da aybini aktarış koygen. Sen öyleysen ki, bunlar pul verip beni orkamdan açına kankı bizden kuradı mesela. Bazı internetlerde kuru yapıyoruz bana. Bir adamlar mutakassiz bu getirdi, sarameliler arkasından düşüş boyunca. İş fikri, uçlarına bana video koyup radya kılıcı yap. Bazıları doğru, bazıları not doğru. Biz bazılarını yoklamayız mı? O adamlarda kıl etken işlerini. Bazıları mayla doğru raddeye bir şey yaptı. Lekin etmiş bugün, o şey saray mülüge. Biz büyürgenimiz yok olarak. Biz yok ki bir pul biriktir, bunlar da kıldırı etkenimiz yok. Tanımayız mı onlar kimliğini? Onlar bizden kuruyor, sizler kıldırı yapsalar dedi. Allah orkayına şuna kıyın adamını düşürüp koyuyken. Sen çünkü Müslümanlar da aybını kavlıysan. Satır kıyken Allah satır kıyar dünya ahirette. Kim bir kıynalgenge yordam birse, Allah onge dünyanın ahirette yordam bir hadde gelirler. Bana bir yom yukarıdaki manada. Ve Allah bendenin yordamı da dur, bende braderinin yordamı da bu sefer. Bana hangi adam hazır hayatta Muhammed'den şikayet kıladı, hiç iş ungulan mı yaptı dedi, mi bu mu yaptı, iş yürüş mü yaptı dedi, işte arkaya git yaptı dedi. Ha çünkü siz kulizden kip durup, işte braderlerinize yordam vermegen bulasınız da. Ana şu üçün sizden işinizde yordam belediğin adam topulmak idi. Şunu yapsın mı? Ha? Ceza ameli cinsinden buladı. Siz kulizden kigen işte bir braderinize yordam vermeseyiz, şunu deyip haletki çürük koyadı ki Allah sizde, siz kulizde imkaniyatınız var, lakin uziz kılalmıyorsunuz. Allah sizden imkaniyatlar da koyadı. Bu bir tembih buladı, ceza buladı. Allah bendenin yordamı da dur, bende braderinin yordamı da olsa digerler. Kim bir yolda yürse onda ilim istep, Allah onge übülen cennet yolunu asan kıladı. Ben şu az biz babamızı tek isteyeceğim. Yani ilim yolda yürgen adam ki Allah cennet yolunu asan kıladı. Kaysi ki bir kavm, Allah'ın üyelerden bir üyede cemlen ise, Allah'ın kitabını telavat kılışsa, ortalarda ders kılışsa, elbette onlarda malaikeler kurşap oladı. Üstülerden sakinet düşerdi. Rahmet ularda kamera oladı. Allah ularda uz huzurdaki kişiler, zatlar içinde zikir kıladı. Ve kimdeki ameli ortaya tortsa, onun nesabı onu tizletmeydi. Yani bu ilim meclislerinin fazli. Kaysi ki kavm Allah üyelerden bir üyde oturup, Allah'ın kitabını tılavat kılıp, ortalarda ders kılışsa de yaptılar. Şimdi, savol tuguladı. Fakat maçta bulanır mı bu hükmü? Divarda bir gap var mı? Yok. Divarda bir gap yo'qligiga dalil, masjidligigina qasd qilinmasligiga dalil. Mana masjidda divarda Alloh unda turmang degan munofiqlar qurgan bunaqa masjidda degan. Sizga savol bo'ldi. Bugun masjidlarda, minbarlarda Alloh rasul istagandek dinni gapirib bo'ladimi? Yo'q. Prezidentga hamd sano, hokimlarga salovat deb gapirish kerak, to'g'rimi? Aks holda minbarga chiqib bo'lmaydi. Endi siz ayting o'zingiz mana. Uşende imkaniyet bulmakenden ki, üyümüzde maçlı kıvasayık mesela. Üyümüzde oturup ders kılı yapıyoruz bana. Değil mi? Divalde fazilet var mı? Maçlı divalı tilleden mi? Başkaça mı maçlı divalı? Gap, içkerde buletken gapta, indi uzamanda, rasıl uzamanlarda. Fakat maçlı bugün bunlar. Şimdi üyde, bazı gidek şarayetler bulmakken tudaraşlayıp, nakangi kılıp dersler tanıştık. Üyler bir kapaçadaki üyler bugün çünkü. Maçlı bir katılak tudanenildiğin cay bugün. Ana şu üçün maçlı dilini yaptı. Bu hazır ham bo'lsa qani? Lekin imkoni yo'q edi. Demak, uyda o'tirib qilamizmi mana? Hozir dars qilyapti mana. Ha? Ha? Shunda eshitsa ham bir odam o'tirib mana 4-5 ta odam bo'ldi talabalar, dars eshitib, dars qilib. Inshaalloh mana shu ajrga erishadi. Allohning uylaridan bir uyda degani, u yerda kashf uchun deyiladi bu qaytni.
Kaşf degani yani odatda shunday bo'lgan. U shart uchun emas bu. Allohning uyida bo'lsa shunday bo'ladi degani emas bu yani. Mana Ibn Majon sharhida shunaqa deyishgan ulamolar. Shunday qilib mana agar dars qilishsa deyaptilar. O'tirib agar Allohning kitobini tilovat qilishsa. Ha, quruq masalan supilarga o'xshab xatmi Qur'on qilib tashavorishmi maqsad? Tuda bo'lib masalan doira qurib? Yo'q, o'rtalarida dars qilishsa. Mana Qur'on tafsirlari qilyapmiz mana darslar. Hadis o'qiyapmiz mana. Qancha oyatlar o'tyapti uning ichida. Qur'on qissalari darslarini o'tyapmiz mana qarang. Bu bekor kasallikdan zikmaslik uchun qilinayotgan ish emas bu. Buni har kun qancha ajr yozilyapti inshaalloh agar amalimiz xolis bo'lsa. Xolis qilsin Alloh. O'zi riyodan boshqadan asrasin. Agar shularda mana qabul bo'lsa inshaalloh qancha ajr yozilyapti qarang mana. Qancha maloyikalar tushadi. Rasululloh aytayaptilarki maloyikalar qurshab oladi ularni. Haffat humul malaika. Maloyikalar qurshab oladi. Buni siz his qilasiz. Maxsusan sakina tushgani. Nazarat alayhim sakina. Ustlardan sakina tushadi. Sakina tushganini his qilasiz. Darsdan keyin, darsdan avvalgidek bo'lmaysiz hech qachon. Agar quloqingiz bilan eshitgan bo'lsangiz darsni, quloqni ochib. To'g'rimi? Diqqat qilib, quloqni ochib darsni eshiting. Hech qachon darsdan keyin darsdan avvalgidek bo'lmaysiz. Yangilanib chiqasiz qandaydir. Iymoningiz kuchayib, xotirjam bo'lib, mazza qilib chiqasiz. Mana shu farishtalardan va ustingizdan sakina tushganligidan, sakinat, xotirjamlik, iymon va rahmat, Allohning rahmati qurshab oladi deydilar. Va Alloh o'z huzuridagi zotlar ichida zikr qiladi, farishtalar ichida zikr qiladi sizni. Ha, bugungi kunda tasavvur qiling, parlamentda prezident sizni gapiryapti, paloncha tur ish qildi, paloncha bo'pti deyapti. Oo, deb xursand bo'lib ketasiz, to'g'rimi? Hamma sizga zo'r bo'ldi degan, qara sen gapiryaptingiz deydi. Parlamentda gapiryapti seni deydi. U kim u gapirsa ham, xo'p. Nima u gapirsa ham. Sizni Alloh malaul a'la farishtalar huzurida gapiradi. Qaranglar, mana bular dars qilishini deydi. O'shulardan qilsa Alloh hammamizni inshaalloh. Ana qaranglar bularni deydi, o'tirib deydi, Allohning kitobini mana meni kitobimni o'qishini qaranglar bular, dars qilishini qaranglar deydi mana. Alloh o'z huzuridagilar ichida zikr qiladi. Siz bilan maqtanadi. Sizlar yer yuzida qon to'kaydigan odamni yaratib nima qilasan degan deylar, mana qaranglar nima qilyapti deydi mana bular. Qaranglar nimalar qilyaptilar deydi. O'z huzuridagi zotlar, farishtalar ichida Alloh zikr qiladi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning hayotliklarida buni aytdilar mana. Hadisaga Alloh salom yo'llaganlar, Hadisha onamizga. Tasavvur qilyapsizmi? Alloh salom yo'llagan Hadisha onamizga. Va Oysha onamizga Jabroil salom yo'llaganlar. Mana Rasulullohning maktublarini yetkazadigan sahobiy Dihiyatul Kalbi suratida Allohni maktubini yetkazadigan Jabroil elchi Dihiyatul Kalbi sahobiy suratida kelardi. Ko'ryapsizmi? Alloh demak eslaydi degan mana. Kim nima qilayotganligini. Kimniki amal ortga sursa, uni nasabi oldinga surmaydi. Uzr, aksini aytib yuboribman. Kimniki amali suskashlik qilsa, nasabi uni tizlatmaydi. Kimniki amali suslik qilsa, nasabi uni tizlatmaydi. Ya'ni men oq suyakman, ko'k suyakman, men Rasulullohning avlodidanman degan nasab bilan hech qayerga bora olmaysan agar amaling suslik qilsa. Amaling suslik qilsa. Shajaring bo'lsa ham hattoki Rasulullohning avlodidanman degan hech foyda bermaydi. Rasulullohning qizlariga aytganlar: "I'mali fa inni la uniyanki minallohi shay'an." Amal qilgin. Men senga Allohdan hech bir narsani arta olmayman, seni bir Allohdan keladigan zararni sendan himoya qila olmayman deganlar. Endi mana shuni sharhida yuqoridagi hadis sharhida ulamolar aytgan ekanki, kim bir ilm yo'lida yursa Alloh unga jannat yo'lini oson qiladi deganda, har qanaqangi masalan ilm uchun uzoq joylarga ketilish, masalan talab ilmlar uzoq joylarga borib o'qiydi, dunyo kezadi ilm uchun masalan, hammasi shuncha kirib ketadi deganlar. Xuddi shunday dars qilishlik deganda ham Allohning kitobini dars qilish ichiga Qur'onlarni masalan murojaat qilib turishlik ham oddiy masalanda, ya'ni bir-biriga topshirib unutmaslik uchun va ta'lim olish, ta'lim berish, tafsir darslari masalan deyapti mana. Va Qur'on ma'nolarini, daqiq ma'nolarini kashf qilish uchun o'tirib, bir tahlil qilish, hammasi uchun kirib ketadi. Tadabbur qilish ya'ni.
Sakinat bo'lsa xotirjamlik degani. Rahmat, vuqor degani. Keyingi hadis 226-chi hadis. Zir ibn Hubaysh aytadilar. Men Safvon ibn Assal al-Murodiy oldilariga keldim. U kishi nega kelding dedilar. Men aytdim, ilm istinbot qilish uchun keldim. İlim istinbot qilish degani yani ilim o'rganish, o'rgatish. O'rganib keyin borib birovga o'rgatish uchun yani. Shunda yuqoridagi sahobiy Safvon ibn Assal aytganlar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganman. Ma min kharijin kharaja min baytihi fi talabil ilmi illa wada'at lahu al malaikatu ajnihataha ridan bima yasna. Qaysiki bir chiquvchi inson uyidan chiqqanda ilm talabida chiqsa albatta unga maloikalar bu talibning qilayotgan ishlariga rozi bo'lib qanotlarini to'shab turadilar. Ha. Hozir aytadi-yu saloy mullalari. Yuribsanmi? Tuproq kechib kim qayerlarda xor bo'lib deydi. Yoshdagi umringni xazon qilib deydi. Sen xazon qilyapsan yoshdagi umringni. Alhamdulillah deymiz. Shunaqangi umrni Alloh bergan ekan. Alhamdulillah izimizni taniganimizdan beri Alloh ilm yo'lida yo'g'izib qo'ygan. Alhamdulillah. Hech umrimiz xazon bo'lgani yo'q. Bu shukronasini tugata olmaydigan umrni bergan Alloh. Farishtalar tuproq kechib yurgan bo'lsangiz ham oyog'ingiz tagiga qanotini qo'yib turadi mana. Ilm yo'lida yuring. Farishtalar oyog'ingiz tagiga balchiq kechib yurgan bo'lasizmi, tuproq kechib yurgan bo'lasizmi, cho'l biyobonlarda, sahrolarda farishtalar qanotini qo'yib turadi oyog'ing tagiga. Tol bilimni deganlar. Qilayotgan ishidan rozi bo'lib. Ha, tuflilarga chang yuqtirmay yurganingiz bilan shaytonlarni ustida yurgan bo'lsangiz nima foyda sizga u? Shunday tozakor bo'lib, tufliga chang yuqmagan, ana shunaqangi yuribsiz. Nima foyda unaqangi yurishdan shaytonlarni qanot ustida yurgan bo'lsangiz? Keyingi hadis 227-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man ja'a masjidi hadha لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره." سبحان الله ديس خليم رسول الله حديث لارجع كم كي من من بمسستم كيل سدا اونجا كي جند فقط كنا بندن بر يحشليك تعلم علش شون كيسا يا كي اورجاتش شون كيسا بو الله يولد جهاد قلت كان مجاهد تكدي قلنا Nega o'zing jihad qilmayapsan dedi. Alhamdulillah Alloh mana jihad ajrini beradi. Inshaalloh. Alloh yo'lida mujohiddek ta'lim olgan odamam deganlar. Ta'lim bergan odamam debdilar. Xo'p, endi bu Rasulullohning masjidlariga xos emas, lekin endi o'sha zamonda Rasulullohning masjididan boshqa joyda ilm bo'lmagan. Tushunyapsizmi? Bu faqat Masjid Nabaviyga xos emas bu. O'shanda Rasulullohning masjididan boshqa joyda ilm bo'lmagan. Xususan Rasulullohdan keyin ham asosan ilm halqalari Madinada bo'lgan. Sahobalar aksar Madinada bo'lgan. Lekin Madinaga xoslanmaydi bu narsa. Bu voqiyatul ayn deyiladi, ya'ni yoki kashful hal deyiladi, o'sha holatni, holat vaziyatdan kelib chiqib gapirilgan, xolos. Bu boshqaga bo'lmaydi degani emas bu fazil ya'ni. Endi kimiki bu masjidga kelganda boshqa maqsadda kelsa deganlar. Birodi matohisiga qarayotgan odamdek u xuddiki. Mana Hozir odamlar Masjid Nabaviyga boradi turistik. Ha deydi Makka Madinani ko'rib keldik, borib aylanib keldik deydi. Nima ko'rib kelgan o'zi ham bilmaydi. Borib o'sha Rishotkaga qarab keladi Rasulullohning qabriga. Rasulullohning Rishotkasiga qaragan bilan nima bo'lardi u? Bu yerdan sen nimanidir o'rganib ket, ilm ol, ibrat ol. Yoki borib Rasulullohdan duo so'rab keladi. Rasulullohdan duo so'raganingni Rasululloh bermaydilar, Alloh beradi. Suplarga qarasangiz, borib sig'inib keladi Rasulullohning qabriga. O, mana bir odam matosiga qaragandek bo'ladi deganlar, boshqa narsa uchun borsa. Ana shundan olib Ibn Taymiy rahimahulloh aytganlarki, Masjid Nabaviyga borgan kishi Masjid Nabaviyga Rasulullohning qabrini qasd qilib bormaydi deganlar. Masjid Nabaviyni qasd qilib boradi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda la tashuddu rihal illa ila salasati masajid deganlar. Uchta masjidgagina safar qilib boriladi deganlar. Xullas aytayotdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchta masjidgagina boriladi ziyoratga deganlar. Masjidim deganlar va Masjidul Harom va Baytul Maqdis. Shundan olib Ibn Taymiy rahimahulloh aytganlarki, Madinaga borayotgan odam
Rasulullah'ın kabrini ziyaret kılıçdaki kast kımasın diyorlar. Maksadı Mescid-i Nebavi'de acirge yerişiş bulsun. O şeyde bir ibadet kılıç bulsun diyorlar. Ama Rasulullah'ın kabrini ziyaret kılıç bulsa tabi surette vakı buladı. Ha indi çünkü cöyge ki genelde Rasulullah'a salam vermeye kitilişteki adabsızlığı buladı. Dizeler o düşünce okşa böyle hadis demdi yaptı bana. Rasulullah etkiler ki kim benim mescidimde başka nersi için kise bir adı matası ki karagen kipti yani payda yok. Bir adı matası ki karagen kipti yani karnı suyuyen mesela. Yok hiç karnı suyumaydı. Bir payda ki kipti dedi yani. Başka nersi için kise. Anne şu hadislerden alıp Ümtemir Rahmanullah etkiler ki kabirde ziyaret kılıç maksat bu meydin. Mescid-i Nebevi maksat buladı. Kabirde ziyaret kılıç tabi surette buladı. Şimdi şu yaptı o alıp durup bugünkü de mağsupiler imamlar bizde bana karayın. Ümtemiye deydi, Vahabi bu deydi. Bu Salafi deydi, Rasulullah kabrini ziyaret kılıç mümkünmez degen deydi. Tuhmat kılı yaptı Ümtemiye'ye. Rasulullah'ın kabrini ziyaret kılıç sahabı yok degen deydi. Kaçan etti sahabı yok de. Rasulullah'ın hadislerinden kip çıkıp et yaptı. Maksadın kabir bulmasın de yaptı. Ziyaret kılma diyotkeni yok. Salam birme diyotkeni yok. Maksadın kabir bulmasın. Maksadın Mescid-i Nebevi bulsun. Yürüden bir nesana payda alış bulsun de yaptı. Ahir bu nesana açık Rasulullah et yaptı belki bana hadiste. Başka nesil üçün kise mescidinde bir adı matasıge karagani kip durdu yaptılar. Payda yok ki yani. Şimdi Ümtemiyen'i yamalıydı mısın? Rasulullah'ı yamalıyıp sen bu yapıyorsun lan. Kabirde maksat kılıp barılmaydı Mescid-i Nebevi'ye. İlim için, Mescid-i Nebevi'de ibadet kılıç fazla için barılmadı. Başka nesil üçün kise degenin, çünkü Rasulullah'ın kabir üçün kise degenin hem kırk gitmedi. Kabirde kurganı kelimeydi. Tabi surette buladı. Bir adı matasıge karagani kip durdu yani. Yani bir adı matasıge karagani kip durdu yani. Bir adı matasıge mesela iznisiz karagan adam. Nacayız ki doğru mu? Hani şimdi okşap, Mescid-i Nebevi'ye başka maksatta kimedi yani? Rasulullah'ın gurge barıp sacdığı yani, Rasulullah'ın gurudan barıp medet soru yani kime? Burad matasıge izinsiz karabı mı yani deyik? Dip, ulam ulam bunu şahlayın. Kim şahlayın bunu ise? Tibi, rahmetullah şuna şahlayın geller. Bana et yaptılar, mescidlerge başka maksatta barış mümkünmez. Susan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidlerge başka maksatta barış mümkünmez. Yani yurda ya ilim alış için barış gerek. Yok ki o şey mescidde ibadet kılış, aczini alış için barış gerek. Başka maksat demez. Kullas bana bu ilimde fazlige delil buldu. Babda yani ikide hadis taptı. Bunlar azalık şahke muhtaç. İnşallah ki ingi derste şu yüzden devam ettiremiz. Allah'a emanet.